Sayın Başkanım, inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah her şey çok güzel olacak. Destekliyorum ve sunumum var. Çalışacağız. Evet. İnşallah. Hadi inşallah. Unutmuşum heyecandan gözümden, evet. Bakamadım gözümden. Tamam. Nazlı Kemal ismi. Öyle mi? Gel arkadaşım, evet. Gel arkadaşım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şu tarafa bir arkadaşlar, şu tarafa bir aşağı. Düştü. Söz mü? Başkanım. Söz. Dile getireceğiz. Düzelteceğim. İnşallah. Söz. Eyvallah. Başarılar. Sana söz diyoruz ya. Sana söz diyoruz. Başarılar. Al Kürt Umudu Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler. Al Kürt Umudu Kılıçdaroğlu. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldin. Tamam, geliyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Onun selamı var. Çok selam söyleyin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Çok mutlu olduk. Sayın Başkanımız, biz çift vatandaşız. Sizi destekliyoruz. Her zaman arkanızdayız. Daha çok destekli. Çok destekliyoruz. Evet, müsaade edin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe. Allah'ım bizi, ailemizi, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü tehlikelerden koru. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve... Yakından ve uzaktan gelen kişiler ve özellikle de ayakta olan kişilerden özür dilemek istiyorum. Bu kadar ilginizi aslında bekliyorduk ama beklemiyorduk galiba. Güzel aylardan bir tanedir. Hep beraber yaşıyoruz. Ama Kırcaali'de ve Balkanların hoşgörü merkezi ve başkenti olarak Kırcaali'de Ramazan Bayramı daha farklı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak'ın başkanlığında kurmuş olduğumuz bir Balkan masamız var. Aramızda Türkiye'den çok değerli Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Balkan masamızın yaptığı çalışmayla dün akşam Balkanlarda kardeş şehri bulunan tüm belediye başkanlarımız adeta Balkan coğrafyasının her bir noktasında bir çoban ateşi yakar gibi iftarlarını kardeş şehirlerinde iftarlarını yaptılar, tamamladılar. Bu akşam hepimiz Balkanların Türkiye'ye açılan kapısı, dostluğun, hoşgörünün kenti Kırcaali'de buluştuk. Belediye başkanlarımıza da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Yaşamak bir ağaç gibi tek büyür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sana söz yine bahar gelecek. Hepinize saygılar diliyorum. Specialna komisija odgovarašta za Balkanite. Tazi za nas
uygulanma depo ödeme. Türkiye ve Bulgaristan devletleri arasında dostluğun pekişmesi öncelikle biz Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları mutlu etmekte, bizleri rahatlatmaktadır. Bu olumlu atmosferin içinde Bulgaristan'ın daha demokratik seviyelere çıkartılması yolundaki çabalarımıza da güç vermektedir. Bizlerde Sayın Genel Başkanım, Sayın Misafirler, Türkiye'den gelen belediye başkanlarım, milletvekillerim, STK'cılar, parti temsilcileri, çok iyi biliyorsunuz bizlerde Türkiye sevgisi bir bambaşkadır. Efendim, böylesine güzel ve görkemli bir gecede sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Kırcalli'nin kulüp severliğini, misafir severliğini görünce emin olun insanın duygulanmaması mümkün değil. Beraberiz. Bir aradayız. Gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var. Ama o sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz. Sayın Genel Başkanım, değerli belediye başkanları, saygıdeğer müftümüz, Türkiye'den gelen ve burada olan saygıdeğer milletvekilleri, belediye başkanları, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz duada kabul olsun. En büyük arzumuz odur. Sıkıntılar var, evet aşılacaktır. Sorunlar var, evet aşılacaktır. Şunu bilmenizi isterim. Haktan, hukuktan ve adaletten söz etti değerli arkadaşım beni kürsüye davet ederken. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin Sayın Genel Başkanı burada. Önemli bir kavram. Hem haktan hem özgürlükten söz ediyoruz. İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi vereceklerdir. Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, asla bereket olmaz. O nedenle insanoğlu adalete her zaman susamıştır. İranlı bilge sadece şunu söyler. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın bütün nehirleri gidermeye yetmez. Dolayısıyla adalete hepimiz susadık. 21. yüzyılda da susadık. Ve adaleti sağlamak için hep beraber mücadelesini yapacağız. Bu bizim hak mücadelemizdir. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin çok iyi olması, bu ilişkilerin sürekli gelişmesi bizim de en büyük arzumuzdur. Komşuyuz. Birlikteyiz. Asla ve asla sizleri yalnız ve bizim dışımızda tutmuyoruz. Beraberiz, birlikteyiz. Dolayısıyla birlikte olmanın, barış içinde olmanın, kucaklaşmanın bütün avantajlarını yaşamak isteriz. Gazi Mustafa Kemal bütün hayatını savaş meydanlarında geçirmiştir. Ama söylediği söz çok değerlidir. Yurtta barış, dünyada barış. Biz Türkiye'de de, Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz. Huzurun olmasını isteriz. Çifte vatandaşlarımız var. Hem Bulgar vatandaşı hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Görev yapan, çalışan, hayatın herhangi bir alanda mücadele eden çok sayıda yurttaşlarımız var. Dolayısıyla bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir. Türkiye bir seçim sürecine girdi. Dolayısıyla 14'ünde sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda
Sizler de varsınız. Öyle değil. İzmir'de varsınız. Bursa'da varsınız. İstanbul'da varsınız. Kocaeli'nde varsınız. Sizler hep demokrasi istediniz. Hep hak istediniz. Hep özgürlükler istediniz. Aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adalet istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benden de size söz. Bay Kemal sözü. Asla ve asla yolda kalmayacaksınız. Asla ve asla. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Partimizin kurucusu sizin hemşeriniz. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani o hep barıştan yana oldu. Hep haktan ve hukuktan, adaletten yana oldu. Ve bunu sağlamak için mücadele etti. Aynı mücadeleyi yolumuza devam ederek sürdürüyoruz. 100. yılında Cumhuriyetimizi güzel bir demokrasiyle taşlandıracağız. Onun için diyoruz zaten. Baharlar gelecek ülkemize. Baharlar gelecek. Çocuklarımız o bahar ortamı içerisinde caddelerde, parklarda, meydanlarda özgürce gezebilecekler, koşabilecekler, şarkılar, türküler söyleyebilecekler. Bütün bunların tamamını beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz. Ve bunun için sandığa gitmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bu bizim temel görevlerimizden birisi olacak. Hristiyan vatandaşların Paskalya bayramı var. Onlara da bütün yüreğimle bayramlarını kutluyorum ve bütün yüreğimle onlara da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bir şeyi daha unutmayalım. Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliğiyle şeref duymalı, onur duymalı. Herkes inancıyla yüce yaradana hesabını vermeli. Herkesin yaşam tarzı başımızın üstünde olmalı. Emin olun yeni bir sayfayı açacağız. Emin olun yeni bir güzellik sayfası açacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. O nedenle diyoruz, artık baharlara ihtiyacımız var. Yeni bir bahar ve baharlarda buluşmak umuduyla hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, bizim vallahi arkadaşlar küçük bir kediye hazırlamışlar size. Küçücük bir kartal, yani semaların göz açısından kayata bakalı. Buyurun, sizin olsun. Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim. Çevir hadi. Yakıyorum. Bir saniye bekliyorum. Başkanım.